Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Tuğra, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba. Mamur eve, yükseltilmiş tavana, kaynatılmış denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey de yoktur. O gün gök bir çalkanış çalkalanır. Dağlarda bir yürüyüş yürür. Vay haline o gün yalanlayanların. Ki onlar daldıkları bir batak, batılda oynayıp duruyorlar. O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılacaklar. Onlara işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilecek. Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Girin oraya. İster sabredin, ister etmeyin. Artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre cezalandırılacaksınız denilir. Şüphesiz günahlardan korunanlar da cennetlerde nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdiği ile zevk-ü sefa sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilir. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirdik. İman edip zürriyetleri de iman ile kendilerine tabi olanlar yok mu? İşte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden bir şey de eksiltmedik. Herkes kendi kazandığına bağlıdır. Onlara canlarının istediği meyveler ve etlerden bol bol verdik. Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır, ne de günaha sokma. Kendilerine ait bir takım hizmetçiler de onların etrafında dönerler. Bu gençler sanki sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler. Birbirlerine yönelip soruyorlar ve diyorlar ki, gerçekte biz daha önce dünya hayatında ailemiz içinde akıbetimizden korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen kavurucu azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur. Ey Muhammed! Sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin ne de mecnun. Yoksa onlar senin için bir şairdir, zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin, çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onların akılları mı bunu emreder, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Eğer doğruysalar, onun benzeri bir söz meydana getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey olmadan, yani yaratıcısız mı yaratıldılar? Yoksa kendileri yaratıcı mıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar düşünüp hakikati anlamazlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut hakim, her şeyin yöneticisi kendileri midir? Yoksa kendilerine mahsus, üzerine çıkıp sırları dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsin. Demek kızlar ona, oğullar size öyle mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenlerin kendileri tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır.
Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün hiçbir tedbirlerinin kendilerine zerre kadar faydası olmayacak ve hiçbir şekilde yardım da görmeyeceklerdir. Şüphesiz o zulmedenlere ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da onu tesbih et. Sadakallahü'l-azim.